Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle beraber Valorant'ta nasıl fragma var yapabileceğinizi göstereceğim. İsterseniz gelin dostlar direkt mi videomuza geçiş yapalım. Dostlar ilk olarak bildiğiniz gibi benim şu anda kanalımda bir tane Valorant fragma var. Ben onu gidip DaVinci Resolve 2016 yaptım. Peki ben bunu nasıl yaptım? 3-4 bölümlük bir seri yapacağız dostlar. Her bölümümüz böyle 5-10 dakikalık olacak. Bir bölümde ses efektlerini koyacağız. Bir bölümde geçiş falan fişman. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi dostlar ilk olarak Valorant fragma ve klibimizi şöyle bir çektim ben hemen. Eğer ki isterseniz ben bunu veririm size. Editlemek isterseniz. Hemen dostlar şuradan benim şöyle bir şeyim var. Bakın. Hiç böyle ne Tamam. editledim Frank, önceden ne de başka olmaz, bir şey. yerimde duramam. Sadece Kıyameti çektim. koparacağız. Böyle ölüm kan savaşına gidip videosunu çektim ve böyle vurdum yerleri. Nasıl kestim? Şöyle bir kesit oluşturdum dostlar. İzleyelim bakın. Gördünüz mü? Hep böyle vurdum yerleri aldım. Hep böyle vurdum yerleri aldım. Bakın. Hep. Gördüğünüz gibi. Şimdi dostlarım, benim size fragma kısmında bir tane kanal adı vereceğim. Ben o efektleri, klibimize uygulayacağımız efektleri ben o kanaldan aldım. Ek Photodep diye bir kanal dostlar. Buradan oynatma sitesine giriyorsunuz ve buradan mesajdan geçiş adlı bir yani translations diye bir rezil şey var. Burada dostlar hemen şöyle şey durdurayım. Gördüğünüz gibi adam burada böyle ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz efektler vermiş. Mesela izleyelim bu efekt nasıl bir şey. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben dostlar bunlar şöyle yükledim. Hemen şuradan Fusion'uma geleyim. Ve gördüğünüz gibi. Ben dostlar bunları ben böyle yükledim. Kaç tane var? 84 tane ögem var. Zaten 12 MB tutuyor. Yani o da inan ki böyle çok az. Çok çok az. Şimdi dostlar, biz bu efektleri nasıl uygulayacağımızı falan ben size hepsini göstereceğim. Şimdi gelin hemen şuradan ilk olarak kullanacağımız müziğimizi de bir alalım. Yabancı bir parça seçin dostlar. Ve kulağa hoş gelsin. Ben Tentasyon'un şöyle bir müziği var. Bunu illa duymuşsunuzdur. Bunu size atayım. Dinleyelim. My brain can't fathom what the hate say. He say, she say, how about me say, get a V say, headed to the LSA, ASAP. Böyle bir müziğimiz dostlar. Şimdi dostlarım gelip biz bunu videomuzun altına atıyoruz. Böyle bırakalım. Ama daha da güzel görünmesi için şimdi dostlar hemen şuradan. Mesela gelelim ilk klibimize. Tamam. Buradan B'ye basıp ilk klibimizin sonunu kesiyoruz. Yaklaşık 10 saniye falan oluyor. Sonra dostlarım gidip hatta şöyle yapalım. Aynen. Sonra mesela gidin bunu da burasını alın. A'ya tıklıyorum. A'ya dostlar tıklayınca seçme imleciniz gelir. B'ye de keser. Şimdi biz dostlar bu kestiğimiz iki tane klibimizde gördüğünüz gibi böyle iki tane klibimiz var. Biz dostlar bunları şöyle CTRL tuşuna basarak ikisini seçiyoruz. Ve ne Fusion Clip diyoruz. Buraya geliyoruz. Yaklaşık 10 frame'den bir tık daha çok ama şimdi biz onu ayarlayacağız. Şimdi dostlar şu efektlerimizi bir alalım. Buradan mesela bir tane efektimizi seçelim. Mesela ne seçelim? Ne alalım mesela şuradan Zoom and Shake alalım mesela dostlar. Şimdi
Klibimize tıklıyoruz. Bunu Fusion Clip yapmıştık hatırlıyorsanız. Fusion kısmına geliyoruz. Ve dostlarım gidip şuradan Zoom N2 alıyoruz ve buraya atıyoruz. Bu arada ben yani bu videoda efekt falan hepsini iyileştirmeyeceğiz tabii ki de. Ben dostlar sadece size bunların nasıl yapıldığını ya yani nasıl kullanıldığını öğreteceğim. Ki öbür eğitimlerimize daha kolay bir şekilde yapalım. Şimdi efektlerimizi ortaya alıyoruz. Hemen şuna çekelim. Media in'i bağlıyoruz. Media out'umuzu da bağlıyoruz. Gördünüz mü? Burada adamın verdiği bir tane de ses efekti var. Onu hemen alalım. Şuradan dostlarım. Şu kırmızı yerin renderlanmasını bekleyelim dostlar hemen. Hızlı bir şekilde. Hatta şimdilik şu alarmın sesini bir kısalım. İzleyelim. Gayet güzel. Hemen gayet. Koparacağız. Gördünüz mü? Yani aslında mantığı bu. Efekt koyuyoruz, ses koyuyoruz. Müziğimizi güzel bir şekilde seçmemiz lazım. Zaten ilerlediğimiz bölümlerde böyle vurduğumuz zaman birkaç tane ses efekti falan koyacağız. Onları da sizlere göstereceğim. Yani. Ama mesela sen gelip müziğimizin belli bir kısmını seçelim mesela dostlar. Şurası güzel ya. Koparacağız. Ses kayması oldu. Neden böyle bir ses kayması oldu? Şöyle çekelim. Koparacağız. Ve şimdi dostlar müziğimizi ekledik. Size böyle göstermedik. Yani bundan sonraki uygulayacağımız efektleri kısa bir şekilde gösterdim nasıl uygulandığını. Şimdi sonraki bölümde dostlar gidip renk vereceğiz. Yani bildiğiniz gibi böyle vurduğu zaman renk falan değişiyordu. Onları yapacağız. Birazcık da efekt ekleyeceğiz. Vurduğumuz zaman ses efektlerini 2 bölüm sonuna ekleyeceğiz. Bakalım. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Sizlerin de desteğiyle daha güzel yerlere geleceğiz inşallah. Bu video bu kadardı. Diğer DaVinci Resolve eğitim serisi için beklemede kalın diyorum. Hafta haftamla destek olun.